Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugün size yine iğneden tığa bir model hazırladım arkadaşlar. Şöyle modelimiz. Bakın bu bir iğne yasa arkadaşlar. Şöyle görünce çok zarif. Şöyle mavi tülbentin üzerine çok da güzel olmuş. Bunu sizler için ben de ta çevirdim. Evet. Bu şekilde modelim sizler için hazırladığım modelimde tığa çevirdiğim hali de bu şekilde oldu. Çok hoş ve çok zarif oldu. Birebir de aynısını yaptım sizler için arkadaşlar. Bakın şöyle yaprağın ve çiçeğimin duruşu iğne oyasını andırıyor. Mavi tülbentim olmadığı için bu şekilde beyaz üzerine yaptım. Siz yaparsanız arkadaşlar bu şekilde mavinin üzerine yaparsanız bu çiçekleri maviden yapmayı veyahut da e, diğer renklerden yaparsanız çiçeklerle aynı renkte tıpkı e, gösterdiğim resimdeki gibi olur. Evet şimdi biz modeli amaçlı tanıtacağız. Demek istediğim umarım anlaşılmıştır arkadaşlar ve modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle tığ battı ara mesafesini 8 tane veriyorum. şöyle 3. tığ battıyı kapattıktan sonra da sayabilirsiniz. Veya da toplamda bu şekilde 10 tane tığ battı bırakıp yeşilini yaparken devam edebilirsiniz. Evet. Şöyle tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitliyorum. 3 tane zincirimi çekip şöyle hemen yandaki boş olan tığ battıya sık iğne ile sabitliyorum. Bir zincirle çektim. Şöyle döndüm ters tarafına. Tığ battığımın içine sık ile ipimi sabitledim. 7 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3 4 5 6 ve 7. Hemen yanındaki tığ battığımın içine kapatıyorum. Daha fazla uzağa gitmek eee büyütür arkadaşlar. Bu büyüklükte bizler için yeterli bir yuva. İki zincirimi çekiyorum. Düz tarafına döndüm. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2-2 olarak aldım. Bakın yaprağım da aynı oradaki gibi birebir kirpikli yaprak. Dört zincirimi çekiyorum. Trabzanımın arasına girdim. Sık iğne ile sabitledim. Tığımın başını bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 ve iki. Üç defa da aldım. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Hemen bakın buraya sık iğne ile sabitliyorum. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 alacağız. 2 2 3 seferde aldım. 4 zincir. Hemen 3. tomurcuğumu kapattım buraya. Sonuncu için tekrar 2 defa tığımı doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 ve 2 4 seferde aldığım bir trabzan 4 zincirimi çekiyorum tamurcuk olarak sabitledim 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğneyi buraya yaptım ve buradan dibinden sık iğne ile sabitledim. Bakın. Bu şekilde yaprağımız hazır. Şimdi 5 zincirden buraya iki tane dal yapacağız arkadaşlar. Kapatıyorum. Geri kalan yuvamın bu 7 zincirli yuvamın içine bakın. Rahat bir şekilde hem yaprağımızı hem dalımızı bu yuvamız da fazla genişlememiş oluyor bu şekilde ikinci 5 zincirli dalımı kapattım dibine bir sık iğne yapıyorum ki aşağı fazla meyil etmesin zaten aşağı çatacağız arkadaşlar daha fazla da kendini koy vermemesi için yapacağımız bu beyaz kısmının bu iki sık iğne önemli hani bazen diyorum ufak detaylar hayat kurtarır bu şekilde şimdi yaprağımızı ve dalımızı bitirdik tığ battığımıza indik tığ battığımızda 1 2 3 zincirle 10 tane tığ battı yapıyoruz bakın buradan 3 tanesi şöyle gösterdiğim gibi çiçeğimiz için gidiyor geriye kalan 8 tanesi de ara mesafesi olarak bizlere yeterli oluyor Evet arkadaşlar şimdi devam edelim ipimizi taktık şöyle 3 zincirimi çekiyorum kravatımın içine girip sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Bakın bu üçüncüsü bize lazım. Geriye kalan bu 7 tane tığ battı da ara mesafesi. Sabitledim. 1 2 3 zincir. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane verelim. Sonra 10 taneden sonra aynı bu yaprağı nasıl yaptıysak o şekilde yaprağımızı yapıp çimenimizi bitirelim. Evet şimdi biz çiçeğimizin yapılmışına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle modelimizi ters tarafına çeviriyoruz. Buraya beşer zincirden iki tane dal yapmıştık. İlk dalımızın içine girip sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen kapatıyorum. 4 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bir zincirle dönüş yaptım. Bu 4 zincirli yuvamın içine sık iğne ile buraya sabitliyorum. Dibine de bir tane zincir çekip ipimi uzattım. Aparat olarak kulak çöpünü kullanacağız. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar buraya e, kulak çöpünün içine 7 tane ilmek toplayacağız. Şöyle 1, 2, Daha fazla büyük olmasını isteyenler 9'da ilmeği toplayabilirler arkadaşlar. Ben tığ oyası olduğu için biraz ilmek sayısını azaltıyorum. Bir tane eksiltiyorum veya iki tane arkadaşlar. Bu şekilde buraya toplamda 7 tane ilmeğimizi toplayalım. 4 İçine giriyorum. 5 şöyle taktım yuvaya girdim aradan şöyle ipimi kaynatmak istiyorum arkadaşlar bunu biraz daha uzun bıraksak daha rahat da kaynatabiliriz bir iki zincirimi çektim dibinde altıncı ilmeğimi taktım sonuncu için tekrar iki zincirimi dibine şöyle çekiyorum hemen taktım topladık 7 tane ilmeği son olarak bu şekilde bir iki zincirimi çekiyorum hemen makasımı alıp ipimi koparıyorum şu ilmekleri hemen yakayım Evet arkadaşlar bakın şöyle hemen kolay bir şekilde aparatımızı çıkarıp bu şekilde hemen açılıyor şimdi bakın burada sık iğneli trabzanımızın tepesindeki 4 zincirden girip ipimi bu şekilde sabit ipimi çok güzel esnetin arkadaşlar incecik olmasını isteyenler ipini çok güzel esnesin buraya 3 tane zincir çekiyorum hemen ilmeğimin içinden girip sık iğne ile buraya sabitledim yine 3 zincir çekiyorum ters tarafından bu şekilde bu yaptığım 3 zincirimin içinden sık iğne ile sabitliyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Ve 5 zincirimi bu dönüş yaptığım zincirimin arasına girip sık iğne ile sabitliyorum. buraya 6 zincir çekelim arkadaşlar. Hatta siz çekebilirseniz 7 de çekin. Şimdi ben YouTube'dan ders dinlerken burasını şöyle bir resme baktım. Yaptım arkadaşlar. Bunu 5 zincirle yaptı. Küçük oldu. Şimdi bunu da ona uyumlu olsun diye bu şekilde 5 zincirden yapacağım. Resimde göreceğiniz gibi gayet çok büyüktü arkadaşlar. Sonradan fark ettim. Ben de sökmedim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Alt. 6 zincirimi çekiyorum. Sık iğne ile bu şekilde arasına girip sabitliyorum. Evet. 2 tane buraya kulak, kirpik yaptık yine 3 zincir çekiyorum ikinci ilmeğimi bu şekilde içinden girip tuttum bakın arkadaşlar yapımı gayet kolay trabzan tepesine veya sık iğne tepesine batmıyoruz içine rahat bir şekilde olsun elimden geldiği kadar arkadaşlar çünkü tığlar zaten parmağımızı girerken sık iğnelerde deliyor o eziyet olmasın diye size bu şekilde tasarladım Yine 3 zincirle döndüm. 6 zincir çekiyorum ve çevirdim. Aralıyorum bakın. Bu geriye kapattığım zincirimi aralıyorum, içine kapatıyorum. Sık iğnenin tepesine değil, arasına. 6 zincirimi çektim hemen. Bu şekilde sık iğne ile buraya sabitledim. 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bakın arkadaşlar açmadık iyice şöyle teker teker nasıl olsa açacağız diye. Şöyle zaten tırnağınızla ayırınca yaptığınız ilmekler kolay bir şekilde ayrılıyor. Yine 3 zincirimi çekiyorum. Şöyle çevirdim ters tarafını döne döne yapıyoruz. Sık iğne ile buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çeviriyorum. Hemen aralayıp sabitliyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 zincir. Aynı ikisini aynı yuvanın içine bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Tüm yuvalar aynı işlemle arkadaşlar aynı şekilde dolduralım. Farklı bir sistem yok. 1 2 3 zincir şöyle çevirdim. Hemen sık iğne ile sabitledim. 3 4 5 ve 6. Çeviriyorum. Hemen aralıyorum bu zincirimi. Sık iğne ile buraya sabitliyorum. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 zincir Hemen ilmeğimin arasına girip sabitledim. 1 2 3 zincir Çeviriyorum. Sabitliyorum. 6 zincir Düz yüzüne döndük. Hemen bu iki ilmeği de Evet arkadaşlar bakın. Şöyle hepsini dolduruyoruz bu zincirleri sıkı çektiğiniz ipinizi de güzel esnettiğiniz takdirde siz de aynı zariflikte işiniz olacaktır arkadaşlar Hani benimki Sizinki gibi olmadı diye mesaj atan arkadaşlar için şimdiden söyleyeyim ipi çok iyi esnetin ve bu zincirleri sıkı sıkı çekin arkadaşlar bakın sonuna kadar doldurdum ve buradan üçüncü tığ battı ya bir iki üç 3. tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle dibine de bir tane zincirimi çekiyorum. Kopardım. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde bakın arkadaşlar. Bak, eğer bu beyazlar da arkadaşlar demin dediğim gibi 7 yerine 9 yapabilirsiniz. Daha büyük olmasını istiyorsanız. Çünkü iğne e, oyasının yapılışı bazen tığda da kayo büyük olabiliyor, kalın olabiliyor. O yüzden azalttım ama yani bu bakın götürür. Bu model 9 tane ilmeği de götürür. Burada 7 ilmeğimiz var beyazdan ve bu şekilde çok hoş ve çok zarif oldu. Şöyle arkadaşlar daha net şöyle görmeniz için yakın tutayım ve hatta şu şekilde Evet arkadaşlar şöyle gece çekimi olduğu için bir de beyaz üzerinde göstereyim. Sizle yaptığımız bitmiş hali bakın arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş ve çok zarif oldu. Çok da güzel durdu. Çıtı pıtı yine birebir aynısı oldu gerçekten aynı zariflikte. Ben çok beğendim. İnşallah siz de beğenir. Yaparsınız arkadaşlar. Çünkü kolay ve zarif duruyorsa benim favorim oluyor. Evet. Siz de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.